Ben dedim, Baki amca öyle şey yapmaz diye. Bileği nasıl kesildi o zaman? Olay yerinden haber yok oğlum da. Gelir amirim birazdan. Amirim bu hizmetçi Gevher ilaçların dozunu karıştırdı da korkup. Vallahi olabilir. Evde de yoktu. Belki mektupların yerini de biliyor değil mi? Ya bir durun oğlum. Şu vasiyetine de bakalım. Çocuklarından mı şüpheleniyorsunuz amirim? Bilmiyorum. Adamı kimse öldürmemiş ki zaten. Bir de mi demişti bu avukat? Evet amirim. Yürüyün o zaman. Hadi. Bu avukat hiç gözüm tutmadı amirim. Artistin teki. Ne zaman başlayacağız? İşlerim var. Polislerle. Hah, Hüsamettin de geldi. Amirim şöyle öne buyurun. Yok, biz şöyle arkada izleriz. Bu niye geldi ki? Hüsamettin sen de gel şöyle. Hazırız galiba. Bu elimdeki zarfta Baki Bey'in en son geçen hafta güncellemiş olduğu vasiyeti bulunmaktadır. Baki Bey, yardımcısı Nigar Parlat Bey'e oturduğu ev ile şirket kar payının %5'ini, yine yardımcısı Gevher Altun'a şehir merkezinde bulunan 4 apartman ile şirket kar payının %5'ini, Hüsamettin Mustak Bey'e ise sokak çocuklarıyla özel olarak ilgilenmesi koşuluyla şirket kar payının %5'ini bırakmıştır. Allah Allah. Amirim görüyor musun? Hırsızlıklar bir gelecek varmış ha. Salak ya. Bu kadar mı? Devam var herhalde. Yani olması lazım. Evet, Baki Bey şirket payının %80'ini çocukların hepsinin vasiyetini yerine getirmesi koşuluyla kendilerine bırakacağını, vasiyeti gerçekleşmediği takdirde tüm mal varlığını hayır kurumlarına bağışlayacağını bildirmiştir. Çok çekmiş adam demek ki. Neymiş Taci babamın vasiyeti? Size gönderdiği mektuplar. Onlarda sadece şiir vardı. Atmadınız inşallah. Yok, yok da. Bunun anlamı ne? Ya ya. Eski toprak işte. Oğlum bir sus lan. Detayları şöyle. Canım evlatlarım, sizlere göndermiş olduğum şiirlerin kıymetini bilin. Bunlar size bıraktığım en büyük mirastır. Ha, büyük adam ya. Neyse dışarı çık. Niye? Tamam abi. Yani şimdi Taci, babam şiir mi bırakmış bize? Baki Bey size gönderdiği şiirleri anlamanızı ve en çok vakit geçirdiğiniz yerlerde okumanızı istiyor. Nasıl yani? Biz çıktık avukat bey. Var mı bizlik bir şey? Yok amirim. Soruşturma ne alemde? Araştırıyoruz. Taci abi ne olacak şimdi? Şiirleri anlamaya çalışın. Ama acele edin. Çünkü Baki Bey vasiyeti yerine getirilmeden defnedilmek istemedi. Adam çocuklarının ne mal olduğunu biliyor demek ki. Vasiyete baksana. Oğlum sen ne kadar çok konuşuyorsun ya. Nazlı, yere gittin mi? Evet amirim. Saat 9'da. Ne yeri? Ne oluyor ya? Aynı mevzu işte. Amirim Allah senin iyiliğini versin ya. Ne feryanmış. Kaç olacak bu? 17 mi? Niye gülüyorsun oğlum? 18. Vay be. Abi, tamam aşıksın da kendini üzeceksin yine ya. Ben ondan korkuyorum. Alo? Olay yeri amirim. Evet? Bak ya. Tamam kapat kapat. Usturada Nigar'la Gevher'in parmak izi çıkmış amirim. Dön Nazlı. Vay arkadaş ya. Kani abi, başın sağ olsun ya. Müsait miydin?
Hay mübarek, ne yazdın böyle ya? O ne abi? Sana ne oğlum? Abi sen üzgünsün şimdi ama benim bir sıkıntım var. Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir. Ne abi? He? Abi 1000 dolar lazım ya. Söz 1500 olarak öderim. Oğlum bir git ya. Tövbe estağfurullah. Hadi ya. Biz Ulu'dan işittik. Evvel el yaratıldı. Baba ne diyorsun ya? Birader iyi misin? Oynamayalım istersen. Yok ya, kafam dağılsın biraz. Dağılsın da. Bayağı borcum birikti yalnız. Hallederiz. Dağıtın bakalım. Halledersin inşallah. Çıktım erik dalına, anda yedim üzümü. Nedir deyip sorana andım verdim özünü. Ulan bu kadar karmaşık mıydı ya? Türkü gibiydi sanki. Abi çekecek miyiz videoyu? Gerçi baban daha... Ne videosu çekecektik? 500 lavaşlı tavuk döner yeme çalışmaydı. He. E hadi. Kafamız dağılsın. Sağ ol şekerim. Tekin mi arıyor? Aramaz olsun şerefsiz. Benim derdim bana yeter. Bir de şimdi onu yalandan hiç çekemem. Çekersin çekersin. Sen de bu kafa olduktan sonra. Ya bir dur be. Ya babacığım benim ya. Ne demek istedin acaba? Mecnun'a sordular. Leyla nice oldu. Leyla gitti. Adı dillerde kaldı. Bilemedim. Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri. Sin ne babacığım? Sin ne ya? Taksi! Ulan adam öldüreceğinizi söylediniz de ondan sonra mı kalp tuttu yoksa adam? Komplo teorisi bu. E anlatsın o zaman. Amirim, sen çık istersin. Müvekkilim susma hakkını kullanıyor. Kullansın tabii ya. Mahkeme konuşmayarız zaten. İşbirliği yapman sizin için önemli. Amirim, emin olun söylememiz gereken bir şey olsa söylerdik. Ne istediniz be Baki amcadan? Allah Allah. Geherle mi planladınız? Ben çıkıyorum. Savcılığa sevk edin. Zaten... En doğrusu. Ya sen niye bu kadar hevesizsin mahkemeye çıkmaya? İkisi de tutuklanır bunların. İstediğin bu mu yoksa? Yeşme var mı? Ona bakacağız. 18'incisinde sonuç ne olacak? Bakalım. Hey Allah'ım. Baki Bey'i soruyorum. Otopside Peri seni çok seviyor dedi. Doğru mu? İnsan olarak evet. At olarak sevecek halin yok ya. İnsan tabii. Başlama yine. Gecenin sonunu beklememize gerek kalmaz ya. Neyse. Peri seni çok seviyorum biliyorsun. Geleneksel 18. evlilik teklifi. Lütfen. Beni çok sevdiğini biliyorum ama olmuyor. Niye geldin o zaman? İnsan olarak seni. Hayır benim insanlığımın Allah belasını versin ya.
Sessiz ol lütfen. Seni seviyorum diyorum. Çok diyorum. Hala insan insan. Evet. Söyleme artık. Her fırsatla söylemek zorunda mısın? Sevdiğimi demediysem sevmekler de beni boğar. Affediyorsun.